Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye PKK terör örgütüyle mücadele etmeye devam ediyor. Ama her gün şehit sayımız gün geçtikçe artıyor. İşte Süper Kanal ailesi olarak bizler de Mehmetçiğimizin yanında ve Türk polisinin yanında olduğunu göstermek amacıyla ana haber bültenimizi bugün Mehmetçiklerin giydiği o güzel kıyafetle sunmaya karar verdik. Evet, maalesef yine acılı bir haberle haber bültenimize başlıyoruz. Hakkari'de 16 şehidin ardından bir acı haber de sabah saatlerinde Iğdır'da geldi. Evet, Iğdır'da da yine Hakkari'deki olayın benzeri haince, şerefsizce yapılan bir saldırı sonucu 14 polis memurumuz şehit oldu. Bu haberle haber bültenimizi açıyoruz. Dağlıca'da 16 askerin şehit olmasının ardından bir terör saldırısı haberi de Iğdır'dan geldi. Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Dilucu sınır kapısında görev yapan polisleri götüren servis minibüsüne PKK'lı teröristler bombalı saldırıda bulundu. Saldırı bu sabah saatlerinde Iğdır'la Aralık ilçesi arasındaki Hasanhan köyü yakınında meydana geldi. PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri patlayıcıları polisleri taşıyan minibüs geçerken infilak ettirdi. Yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen bombaların infilak etmesiyle birlikte araçlar havaya uçup parçalanırken ortalık kan gölüne döndü. Buradaki operasyonlar sürüyor. Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Iğdırlı çok sayıda vatandaş kan vermek için hastanelere akın etti. Saldırıda 12 polisimiz olay yerinde, 2 polisimiz de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olurken yaralanan 3 polis de Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hasanhan köyü yakınlarından geçişi sırasında teröristlerin yola yerleştirdiği tahrip gücü yüksek patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada servis minibüsünün parçalanarak yol kenarına savrulduğu ifade edildi. Gelişmelerle sizlere döneceğiz. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Tunceli'de PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateşte bir polis memuru daha şehit oldu. Şehirde 4 Eylül Cuma günü de Murat Savaş Kale isimli polis terörist saldırıda şehit düşmüştü. Tunceli Erzincan Karayolu'nun 40. kilometresinde gerçekleşen olayda PKK terör örgütü mensuplarının açtığı ateşte ağır yaralanan polis memuru Kadri Özkara şehit oldu. Özkara'nın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi. Karayolunda kızıyla birlikte sivil aracıyla seyir halinde ilerleyen Özkara'nın vücudunun çeşitli yerlerini aldığı kurşunlarla ağır yaralandığı ve saldırı sonrası kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit olduğu ifade edildi. Özkara'nın hafif yaralanan kızının tedavisi sürüyor. Bu arada Şırnak'ın Cizre ilçesinde de özel harekat polislerine bombalı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 3 polis memurunun şehit olduğu iddia edildi. Yerel kaynaklar Cizre'de 3 polisin şehit edildiği haberini duyurdu. Sonrasında ise ajanslar haberin kaynağından iptal edildiğini abonelerine geçti. Şırnak valisi de şehit haberlerini yalanladı.